Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşmelerini kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatandaşımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertibindeki haberlerini huzurunuza sunuşturuşumuz. Kıymetli seyirciler, ekranımızı bozun. Kanada, Xitayning Uyghurlarga elib berib atgan bastirishini irqiy qirg'inchilik deb tunidi. Kanada parlamentinin Xalqaro Kişilik Hukuk Töven Komiteti 21. Oktyabr günü birdek karar makullab, Xitayning Uyghurlarga tutkan muamelesini irqiy qirg'inchilik deb e'lon qildi. Shundaqla Kanada hükümetini Magnitsky Kişilik Hukuk Kanunu'nu işiltip, irqiy qirg'inchilik qilmishida javobgarligi bor Xitay amaldorlariga embargo yurgizishga chaqirdi. Kanada parlamentinin mezkur komiteti Xitayning Uyghurlarga tutkan muamelesini irqiy qirg'inchilik deb tunugan tunji g'arib hükümet organıdır. Mezkur komitet çarşamba günü e'lon qilgan bu vaqtdagi bayonotida Töven komitet Sharqi Turkistondagi Uyghur ve başka yerlik musulmanlarning Xitay hükümeti tarafından ziyonkashlikka uchraganligini taraddudsiz ayıplaydı. Töven komitetining 2018 yili ve 2020 yillardagi guvohlik yig'inlarida o'tirg'o qo'yilgan dalil isbotlarga asosan Töven komitet Xitay Kompartiyasining harakatining irqiy qirg'inchilik ahdinomasidagi irqiy qirg'inchilikni tashkil qilganligiga qoyil bo'ldi deyilgan. Mutaxassislarning ta'kidlashicha bu intayin muhim bir taraqqiyot bo'lib, bunundan keyin texmo amaliy harakatlarning yo'lini ochdi ekan. Kanadadagi Raoul Wallenberg kishilik huquq markazining siyosiy va programma direktori advokat Brandon Silver 21 oktyabr Erkin Asiya radiosining ziyoratini qabul qilib mundaq dedi. Bu intayin muhim taraqqiyot. Bir nuqta naiti aniq ki, bu qaror har qaysi partiyalarning birdek qo'llashiga erishgan siyosiy qo'llashdir. Siyosiy partiyalar bo'linib ketgan bir siyosiy muhitda ularning bu nuqtada birlikka kelishi zo'r masala. Har bir siyosiy partiya irqiy qirg'inchilik yuz berayotganligi va uningga qarshi harakat qo'llanish haqida o'rtaq nuqtaga kelgan. Men buning haqiqiy ma'nodagi harakatga turtki bo'ladiganligiga ishonaman. Kanada parlamenti Xalqaro Kişilik Hukuk Töven Komitetinin kararında iki nokta alahide dikkat kozgıdı. Onun da Şarkı Türkistan ve Şincang degen isim tırnak içi de tən işildilgen. Şundaqlı Xitay rejimi kayıt terbiyleş merkezleri edip kelgen oğrullar ceza lagırları edip atılgan. Karar diyene Kanada'nın Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki hareketini tən kıtkılıpla Şarkı Türkistan'da tekşürüş elip bir işini kolgu keltirişki çakırılgan. Kanada parlamentinin Töven Komiteti Xitayning Kanada'da turuşluk elçisi Song Peiwo ötken hafta Kanada parlamenti azalarını eğer onlar Xitayning hareketini irqiy qirg'inchilik deb itiraf kılsa, bunun iğir bedeli bulduğanlığını agahlandırıp arkadılı bu kararını çıkardı. Kanada Başministeri Trudeau ötken cümle günü Song Peiwo'nun sözüge inkas bildirip, Hong Kong ve Uyghurlarının kişilik hukuklarının depsende kılınışını devamlı tilga alıdığanlığı. Xitayın mecburlaş diplomatiyasiga tiz pikmeydiganlığını bildirgen idi. Nöbeti Kanada parlament azalarının kararıga Trudeau hükümetinin kandak inkas kaytırdığanlığı məlum emez. Raoul Wallenberg kişilik hukuk merkezdeki Brandon Silver'dan təkidleşçe, Kanada hükümeti Töven Komitetinin çakırıqıga icabi inkas kaytırıp, əməli hareketke ütüşü gerekken. Şivisiya Xitayning Huawei ve Zhongsheng uskunalarını çekledi. Amerika Avazı'nın 22. Oktyabr'daki haberde bildirilmişçe, Şivisiya Xitay şirketi Huawei ve Zhongsheng telegraf əslahalarının 5G toruğu kirişini çekleşine karar kılgan. Şivisiya'nın poştu ve telegraf başkuruş idarisi mesullarının eğitişçe, Seyşembe gündeki karar devletinin harbi ve bihaterlik organlarının məslahatı bilen çıkarılgan olup, onlar Xitayını Şivisiya düşkelgen en çok tehditlerinden biri deb atıgan. Xabarda qeyd qilinishicha, Shvetsiya 10 noyabr 5G to'ri chastota spektrini kim ortiq qilib sotdi ekan. Savdoga 4 shirkat qatnashadigan bo'lib, pochta va telegraf boshqarish idorasi kim ortiq savdosiga qatnashgan shirkatlardan 2025 yili 1 yanvardan burun Xitoyning Huawei va Zhongsheng'ning uskunalarini hozir bor bo'lgan ul aslahalardan va yadroliq tizimidan chiqarib tashlashni talab qilgan. Bildirilishicha, Angliya aslida bu yil yil 5-da Huawei'nin 5G torining qurilishiga cheklik asosida qatnashishiga ruxsat qilishni qaror qilgan. Ammo Johnson hukumatı bu yil 7 ayda qarorini o'zgartirib, Huawei uskunalarini 2027 yilgacha Angliyaning 5G toridan butunlay chiqarib etishga buyurgan bo'lib, Xitoyning Huawei uskunalarini cheklashda Yevropadagi tungi davlatlardan biri bo'lib qolgan. Amerika Pakiz tor harakatini boshlagandan buyon Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo ve başka yukarı derecelik amaldarlar ziyarette bulunan başka devletlerini
bu hareketki katnışkı kail kılıp, şençsiz Xtay üskünleri ve texniki mahsulatlarını pütülleri çekilgen. Pompeo muhbirlarını kütüveli şiğanı da, Avrupa İhtipakı ve Şimali Atlantik Akti Teşkilatı'daki 25 devletini öz içi alğan 40 neçi devlet ve 50 telegraf şirketi Pakiz Tor hareketi koşuldu degen. Bazı devletlerinin telegraf şirketleri 5G Tor texnikisi de Ericsson şirketini, yeni bazıları bolsa Nokia'nı tanlıgan. Malum buluşça, Xtay telegrafını nazarat kılıp başkuruş tarmakları Seyşembe günü uxturuş çıkarıp, Xtay'daki çetel telegraf şirketlerini texime qattık nazarat kılışkı çağırgan. Bu belkem Xtay'nın üç iliş tedbirlerini kullanışkı tayarlı kılıp atkallıqının belgesi buluşu mümkün iken. Bihaterlik İdarisi Amerikanı Xtay hakkırlarından agahlandırdı. Valkoçisi gezinin haberde bildirilişçe Amerika Devlet Bihaterlik İdarisi Seyşembe günü Amerika hükümetini Xtay hakkırlarının Amerika Devlet Müdafiyesi'ki çetişlik tor sistemesinin nişanlıqallıqı hakkıda agahlandırgan. Haberde kayıt kılınışça Amerika'daki en çok elektronluk casusluk organı bolgan Amerika Devlet Bihaterlik organı otturgu koygan yeni agahlandırışlı körüstülgen yüçükler tor bihaterliki kesbi hadımlarına nispeten İntayın enik iken. Bu organ tüncü kıtım bu yuçuklarının Xtay'nın kollaşıdaki hakkırlık hareketinin nişanı işkerlikini bayan kılgan. Bu agahlandırışta Amerika Devlet Bihaterlik İdarisi Devlet Müdafiye Ministerliki ve Devlet Müdafiye Sanayeti Bağısıdaki tor koğduğuçlarını hareket kekilip Xtay'nın tor hücumunun aldığını ilişki ündigen. Amerika Devlet Bihaterlik İdarisi'nin agahlandırışıda bu hakkırlarının hemeşi Xtay komünistleri kollagan hakkırlarının tor casusluğunu kollandıgan bir qatar taktika ve teknikilerini işiltidiganlıqı. Sezgür, akli, mülük, iqtisadi, siyasi ve harbi uçurlar saklanan kompüter toruğa hücum kıldıganlıqı bildirilgen. Xtay'nın Washington'daki baş elçihanesinin bayanatçısı bu axtı bayanat ilan kılıp, Amerika tarafının ayıplaşlarının asasız işkerlikini Xtay'nın herkandak şekildeki tor hücumi ve tor cinayetine kat'i karıştırdıganlıqını bildirgen. Tayvan'ın sabık emeldari Xtay'a akbarat yetküzgen. Amerika avazının haberde bildirilişçe Tayvan casusluk dilosi kaytı otturga çıkan bulup, Tayvan sabık istihbarat idarisinin emeldari Xtay'a akbarat yetküzgenlik bilen güman kılıngan. 21. Oktyabr'de Tayvan akbarat vasıtasıyla elan kılgan haberde, hakimiyet yürgüzüvatkan Demokratik Taraqqiyat Partisi kanun belgilugucilerinin bildirilişçe, eğer Tayvan'da Xtay'a uçur yetküzgen ekvallar yüz berse, bu Tayvan bilen Amerika'nın harbi ve texniki sanayeti hemkarlıqa təsir görüstüdigen. Xabarda qeyd qilinishicha Tayvan Devlet Müdafiye Ministerliği Harbiy Axborot İdarisinin 3 sabiq əməldari Xitay Bihaterlik İdarisi bilan aloqa o'rnatib, Xitayga axborot yetkizgan. Tayvan Adliya Ministerliği Tekshirish İdarisinin Bihaterlik guruhi yaqinda 3 kishining to'ralg'osini axtirgan. Tekshirishdan keyin Taybey rayonlik taftish mahkamasining taftish əməldari Jang Chavranning Devlet Axborot Xizmat Qonuni va Devlet Bihaterlik Qonuniga xiloflik qilganligini o'tirga qo'ygan. Hakimiyet yürgüzüvatkan Demokratiyani İlgiri Sürüş Partiyasının parlament azası Jing Yunping çarşamba akbarat ilan kılış yığındı söz kılıp, Xalqara cemiyet hazır Xtay'ını qorşavğa aldı. Eğer Tayvan əmeldarları casusluğu çetilip qalsa, bu Tayvan bilen Amerika otursudaki hərbi texniki sanayeti həmkarlıqa təsir görüstüdü. Şomən bu təkşürüşünün dövlət bihaterlik kanunu bilen sotlanğan tüncü dilo buluşunu ümit kılmən. Bu Tayvan'ın özünü qoğdaş ve xalqara hemkarlıqı nispeten yaxşı bir başılınış noktası buludu degen. Miradil Hasan paşqılgan Aqsu'daki Xuafu fabrikasının 20,000'dan artıq lager tutqununu işqı selibatqanlıqı dəlillendi. Xtay ölküsü turup, Xtay'a karşı bayanat elan kılgan Gayip Miradil Hasan bayanatlarının biri de Aqsu'daki Xuafu tokumacılıq zavutunun yerlik dairler bilen şirikleşip, lager tutkullarını mecburi emgeki selibatqanlıqını paşqılgan idi. Erkin Asya Radyosu'nun bu yip uçuğa asasen elip bargan eniklaştırı devamıda, Meskur zavutunun Şincindeki işxanı hadimi özlerinin Aqsu lagerden yötkep gelingen 20,000'dan artıq işçisi barlıqını aşkarlıgan. Gayip Miradil Hasan Xtay ölkülerde turup bergen bayanatı da Aqsu'daki Jejanlıq Xtaylar tarafından başkurluvatkan Xuafu tokumacılık fabrikası da Uyghur yaşlarının tövən iş haqqı bilen mecburi iş kısılınıvatkanlıqını tilgalgan idi. Tordaki materiallardaki örüstülüşçe Aqsu'daki Xuafu tokumacılık fabrikası Jejan ölküsü de 2011 yılı kurulgan Xuafu tokumacılık şirketi tabi bulup bu şirketinin Şincin ve Şincan şöbeleri mevcut iken. Şirketinin atılmış Şincan şöbesinin Aqsu'da 12 orunda zavut fabrikeleri bar iken.
Radyo muhbirinin eniklaştırı devamında mezkur şirketinin Ceyhan'daki işhanesinde 100 netçe, Şengen'deki şöbüsde 20 netçe hizmetçisi var bulup, bunlar asaslıki memuri ve setiş işlerine mesul iken. Aksu'daki tarmaklarda 30 mandın artık işçi hizmetçi var bulup, bunlar işlep çıkarışkı mesul iken. Muhbir, mezkur şirketinin bir hademedin bu şirketinin Aksu'daki fabrikelerde lagerden yötkep gelingen işçiler bar yokluğunu sorgan. O bu sualga bar dep cevap vergen. Muhbir onundan sahnenin cemi kançı işkerliğini sorguğunu da lagerden yötkep gelingen işçiler sahnenin 20 mandın artık işkerliğini aşkarlıgan. Muhbir onundan yanımı işkirlep bu lagerden yötkep gelingenlerinin kançılık maaş bilen kandak şaraitte kandak kilişim bilen işlevatkallıgını sorguğunu da o bu axtı şirketinin Ceyhan'daki baş işhanesi bilen körüşünü tavsiye kılgan. Ama Ceyhan'daki baş şirket hademi şirketinin bu uçurları hakkında malumat berişki bulmaydıqanlıqını təkidligen. Angliyadaki TikTok şirketi mesulü ispat berişki çağırıldı. Angliya parlament azaları Angliyadaki TikTok şirketi mesulünü Xitaydaki mecburi emgek meselesiyle çetişlik ya ki emestiki doğruluk ispat berişki çağırdı. Angliya parlament azası Angliya Soda, Energiya ve Kesip Stratejisi Komiteti reisi Darren Jones bilen Angliya parlament azası ve mezkur komitetinin azası Nusret Ghani yakında Angliyadaki TikTok şirketi mesuluna birleşme mektup sunup 11. yılın 5. günü onun TikTok şirketine vakaleten ağzaki ispat berişini talep kıldı. Nusret Ghani 21. oktober özünün Twitter hesabında bu mektubunu ilan kılgan bulup TikTok şirketinin Şarkı Türkistan'daki meselelerge çetişlik ya ki emeslikki. Uyghurlar üçün özünün alaqı subsida onlarga söz erkinliki bergen bermegenliki doğruluk ispat anlayımız dep yazgan. Mektupta Angliyadaki TikTok şirketinin Xitaydaki mecburi emgek, yani Uyghurlarını kul kılış meselesiyle bivasti ya ki vasitlik aldı çetişlik ya ki emeslikki. Mezkur şirketinin bu hıl zamanevi kulluk ve başka kişilik hukuk defsendicilikini aldığını eliş üçün kandak tedbir elevat kallıqı qatarlıq meselelerge cevap veriş gerektiki eskertligen. Xitay Pakistan devlet bihaterliki meselahçısının Şarkı Türkistan doğruluk sözlügen sözünü mahtidi. Pakistan Birleşme Akhbarat Agentliği tarafından 20. oktyabr çıkarılan haberde etilişçe, Pakistan Başministerinin devlet bihaterliki meselahçısı Muid Yusuf, Şarkı Türkistan doğruluk sözlügen sözü arkalık Xitay'ın mahtışığı erişken. Muid Yusuf yakında muhbirlerinin ziyaretini kabul kılganda Pakistan vekiller ömekinin Şarkı Türkistan'ı ziyaret kılganlığını ve uyardaki hakiki ekvalini körgenlikini Şarkı Türkistan'daki her millet halkının Xitay kanunu bergen tan beraber yaşaş hukukudun behrimen bulup bəxtlik yaşavat kılganlığını etkan. Mezkur haberde Xitay taşkışla bayanatçısı Cavlijan'ın Muid Yusuf'nı mahtıgan sözleri tuluq berilgen. Hem de Cavlijan'ın tekimi köp devletlerinin Pakistan'a okşaş rastkep kılışı hakikatin sözleşini ümit kılıdığalıqı alaydı gövdelendirilgen. Pakistan Uyghurlar meselesi de izcil halde Xitayını aklavatkan devlet bulup, Pakistan Başministeri İmran Khammo ilgiri Şarkı Türkistan'daki ahvalın haberi yokluğunu etkan ve her kitim mücmel cevaplarını verip bu meseleden özünü kaçırıp gelgen. Amerika ve Kanada'da Uyghurlar meselesi ve Xitay tehdidi hakkında küçülük münazırlar buldu. Nöbetli garip ellerde Xitay rejiminin garip demokratiyesiyle ve onun kımmet karıştırığı payda kılıvatkan tehditleri küçülük dikkat kozgavatkan bir payda herkaisi hükümetlerinin Xitay tehditliğe karşı tedbir kullanışı zor münazır temisi bulmaqta. Bundaq münazırlarda Uyghur meselesi muhim amillerinin biri bulmaqta. 19. oktyabr Kanada parlamentinde ötküzülgen bir münazır yığınıda Kanada hükümetinin Uyghurlar, Hong Kongluklar ve şundaqlı Hong Kong'da turvatkan Kanadalıklarının hukukunu qoğdiyelmayvatkanlıqı haqqıda münazır buldu. Kanada parlamentindeki münazirde öktüçi partiya başlığı Erin O'Toole Kanada hükümetini Xitay'ın tehditlerine layık edip cevap kaytaralmadı deb tanqidledi. Kanada muavin başministeri ve şundaqla maliye ministeri Christia Freeland bununla cevap verip Kanada hükümeti dünyanın her qaysı yerlerdeki kişilik hukuk ve fikir erkinliğini uçuk aşkarı qoğdab geldi. Şu sebeplik biz Hong Kongluklarının demokratik namayişlerini qollaydıqanlıqımızni ve Hong Kong'daki 300 man Kanadalıqının hukukunu qoğdaydıqanlıqımızni jakarladık. Ve şunlıqlı Xitay rejiminin Uyghurlarga tutkan muamilesini tanqid kıldıq dedi. Kanada Başministeri Justin Trudeau uzun devam kılgan sükütten kiyen aldıngı hafta tüncü kıtım Xitay rejiminin Uyghurlar ve Hong Kongluklarga tutkan muamilesini tanqid kılgan idi. Justin Trudeau sözü de halıqancı kolga eliş Hong Kong demokratiyesini bastırış ve Müslüman yerlik milletlerini lagırlarga kamaş qatarlıq vasitler hergizmo icabi çıkış yolu emes dep
Kanada'nın bundan kiyin kişilik hukuk defsendikliklerge sükut kılmaydıganlığını bildirgen. Öktüki lider Erin O'Toole bolsa Kanada parlamentindeki münazirde bu meseleni tilge elip, Kanada hükümetinin Xitay rejiminin tehditlerge kaytırgan cevabının yeterlik derecede küçlük bolmaganlığını etti. Ve Xitay elçi tehi bugün etigende eğer Kanada parlamenti Uyghur Müslümanlarına kılınıvatkan irqi tazlaşını resmi yusunda ayıplese, akıbetinin iğir bulduğalıqı haqqıda yeni bir kıtım tehdit karakterlik söz kıldı. Ular Hong Kong'daki Kanadalıklarını mı tehdit kıldı? Xitay rejimi bizden parlamentimizde tehdit kıldı. Başministerimizden bununla inkas kaytırışı üçün Xitay elçi yeni kimini tehdit kılışı gerek dedi. Muavin başminister Kristiya Hanım cevap verip, ''Mən şunu eniq dəb qoyay ki, mən komünist rejiminin xarakterini intayın yaxşı bilmən. Xitay rejiminin uyğurlarga cümledin Müslüman yerlik milletlerge kılıbatkan ziyankeşliki məsilisi de Kanada hükümetinin meydani her daim uçuk ve keskin. Hükümetimiz yana Hong Kong'daki 300 min Kanada puhrasını mı qat'i qoğdaydı. Biz ular bilen billa deb cevap qaytırdı. 19. Oktyabr günü yana Amerika Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo Twitter qatarlıq ijtimai taratqularda Xitay rejiminin mahiyetini sözlegendimi uyğurlarını misalga aldı. O yollanması da Xitay Kompartiyası milyondan artıq begunah adamını caza lagırlarga soledi. Ular itiqatqa karşı toxtavsız uruş qılıvatqan bolup, bunun da hatta mecburi balı çüşürüş ve hamildar buluşunu çekleştek vasitlerini kullanıvatqanlığı malum. Bu esirge çüşken manı bu dağlar bizge bu hakimiyetinin hakiki mahiyetini çöndürüp vermekte dedi. 19. Oktyabr günü yine Amerika'nın CNBC televizyası da mı Xitay rejiminin garip demokratisiyle onun kımmet karıştırığı payda kılıvatkan zor tehdidi hakkıda söz buldu. Bu ziyaret programması da Prezident Donald Trump'ın sabık devlet bihaterlik meslekçisi pensiyaga çıkan kurukluk armiya general polkovniki McMaster söz kılıp, kiler aydaki saylamda meyli kim utup çıkışıdan kat'i nazar, onun çukum hem küçülük hem tacavuzculuk ruhiga iki Xitay'a takabül duruş üçün halkara bilen hemkarlışı gerektiğine etti. McMaster mundaq dedi. Minancı kim 20. yanvar kasem berip vazifege oltursa oltursun, halkaralık maslışış ve hemkarlıkını küçe yetişi gerek. Aldınca esirinin 90. yıllardan başlap Xitay harbi çıkımını 800% aşırdı. Bu tarihteki tınışlık devrede epirilgan en çok harbi soruyuş. O sözde Xi Jinping hakimiyetinin Amerika bihaterlikige dünya tınışlıkıga, demokratiyaga ve kişilik hukuku zor tehdit payda kılıvatkanlığını eskertken de Uyghurlarının meselesini tilga aldı ve mundaq dedi. Xitay rejimi erkin dünyanı nişanga aldı. Meselen onun Xitay virüsünü yuşurup, onu aşkarlıgan doktorunu kolga elip, virüsünün kent tarqalışıga yol etişi. Mütehemlerçi diplomatiya yürgüzüşü, bizning medisina ve doğrugerlik tetkikat merkezlerimizge zor gölemlik tor hücumları elip berişi. Yanıtıkı onlarının Himalaya'daki Hindistan askerlerige zoravallarçı kallık hücum elip berişi digerlerge karaydıgan bolsaq, biz bunu körü alalayımız. Onun üstüge Xi Jinping teğe aldıngı hepte Xitay'daki 1 milyondan artık uyğurunu kamıgan lagırlarını yana devamlı kengaytıdıqallıqını cekarladı. O yana Tayvan ve Canobi Deniz'de harbi küçünü zor aytıp atıdı. McMaster sözün devam kılıp mundaq dep tekitledi. Manıbulardın eniq körünüp durudu ki bu pekat Amerika bilen Xitay arasındaki mesele emez. Belki erkin dünya bilen Xitay'nın meselesi. Eğer dünyadaki en çok iktisadi gevdeler birlikte Xitay'nın iktisadi tecavüzçülüğü, şundaklı cismani tecavüzçülüğü karşı durgandılar, andın Xi Jinping'e onun tecavüzçülük stratejisinin kargı gelmeydiğallıkını önümlük halde bildirip koygulu buludu. Avrupa Komisyası özünün Magnitski Yerşari Kişilik Hukuk Kanun Layısını sundu. Avrupa İttifakı'nın icraiye organı bulgan Avrupa Komisyası 20. Oktyabr ahire özünün dünyadaki kişilik hukuku dahli taarruz kılış ve defsende kılışkı karata çekleş tedbirlerini yolu kuş nizami yani Yerşari Magnitski Kanunu'nu Avrupa Parlamentosu sunğallıkını ilan kıldı. Eğer bu kanun makullansa, Avrupa İttifakı Amerika, Kanada, İngiliya ve Baltık devletlerdeki yarışarı kişilik hukuk embargo mekanizmiga ige buludu. Avrupa Komisyası'nın muavin prezidenti Maros Sefcovic'nin ta'kidlashicha, mazkur kişilik hukuk embargo mekanizmi Avrupa İttifakı'nın meyli kayarda kim bolsa bolsun, kişilik hukukunu defsende kılguçlarını cevapkarlıkı tartış üçün hareketkarlıkı ige kıladıkken. O bu sözlerini 20. Oktyabr ötküzülgen akbarat yığınıdı ta'kidlagan. Maros Sefcovic mundaqdaydı. Avrupa Komisyası ve Avrupa İttifakı Taşkı İşler Bihaterlik Ali Komisari bugün dünya miqyasındaki kişilik hukuku dahil taarruz kılış ve defsende kılışkı karata cazalaş tedbirlerini yolu kuş nizami hakkıdaki birleşme kanun layısını sundu.
Avrupa İttifakı'nın mezkur yerşari embargo mekanizmi resmi icra kılınışkı başlığında o Avrupa İttifakı'nın meyli kayarda kim bolsa bolsun kişilik hukuku dahili taarruz ve defsendi kılgıçlarının cevapkarlıkı tartış üçün hareketkarlıkı ilgi kılıdı. Amerika Xitayning 6 taratqosini chat el vakolat organi qatoriga kirgizdi. Amerika ovozining xabarida bildirilishicha, Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Xitayning Amerikada faoliyat qilayotgan 6 taratqosining chat el vakolat organi qatoriga kirgizilganligini e'lon qildi. Xabarda bildirilishicha, Amerika tashqi ishlar ministrligi Xitayning Amerikada faoliyat qilayotgan yer shari moliyasi Azatlıq Kündülük gezeti, Shinmin Keşlik gezeti, Xitay İctimai Pen gezeti, Beijing Heptilik gezeti ve İqtisad Kündülük gezeti qatarlıq 6 taratqosini chat el vakolat organi qatarıga kirgizganligini e'lon qilgan. Pompeo axborot e'lon qilish yig'inda muxbirlarning savoliga javob berib, bu taratqolarning amaliyotda chat el hukumatlarining iqtidorchiligida yoki kontrolligida ekanligini, Amerika Devlet İşleri Mahkemesining ularning Amerikada e'lon qilingan mazmunlariga hech qanday cheklama qo'ymaydiganligini Bırak Amerika hükümeti fakat Amerikalık okurmeller ve anlık uçularının erkin taratkularının haberi bilen Xitay Kompartisi'nin teşvikatlarını periklendirişke kapaletli kılıçını halaydıgallıkını bildirgen. Amerika Taşkı İşler Ministerliğinin bayanatçısı Ortagos'un körüsüşçe, ötken 10 yılda bulup mu Xi Jinping vezifeyi oltırgan deyken, Beijing devlet taratkularına bulgan kontrolünü küçeytip, onlarını müstakil ahbarat teşkilatı da süpetleşke urungan. Ortagos yana Tashqi ishlar ministrligining maqsadining Amerikadagi erkin taratqularni qo'g'dash va Amerika xalqi o'qiyotgan xabarlarning erkin axborot yoki yomon g'arazlik chat el hukumatlaridan kelgan kelmaganligini bilishga kapolatli qilish ekanligini, chat el vakolat organi qatoriga tizilgan o'rinlarning chuqur konkret belgilimlarga amal qilishi kerakligini, buning hukumatlarning Amerikadagi axborot faoliyatlarining oshkorlik darajasini oshira oladiganligini ta'kidlagan. Bildirilishicha Amerikada faoliyat qilayotgan chat el vakolat organlari Amerikaning munosabatlik qonuniga asosan Amerika hukumatining xizmatchilarining tizimligi bilan ta'minlanishi hamda hozirgi uy mulkni tizimlatishi, yangi uy mulk sotib olish yoki ijaraga berishdan burun chuqur tasdiqdan o'tkazishi kerak ekan. Xitoy Urumchidan Xi'anga bevosita boradigan o'q poyezd tutashtirdi. Xitay Xalq to'rining 18 oktyabrdagi xabarda oshkorlanishicha, Xitay tajovuzchilari Sharq Turkistonni Xitoylashtirishdan iborat razil maqsadga yetish uchun Sharq Turkistonning Urumchidan Xitoyning Xi'anga bevosita boradigan o'q poyezd tutashtirib qatnash boshlagan. Bildirilishicha, Sharq Turkistonning Urumchi shahridan Xitoyning Shanxi o'lkasi Xi'anga bevosita qatnaydigan o'q poyezd tunji qatnashini boshlagan. Bu yo'lning umumiy masofasi 2354 km bo'lib, Urumchidan Xi'anga 13 soatda yetib boradigan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoyning Lanzhou bilan Sharq Turkiston orasida qatnaydigan yuqori sur'atli temir yo'lda qatnash boshlangan 6 yildan buyon Sharq Turkistondan Xitoy o'lkasiga qarab yo'lga chiqadigan 2-chi qatimliq o'q poyezd bo'lib, atigini Urumchidan yo'lga chiqib, Kashti Xi'anga yetib bora oladi ekan. Kuzatuvchilar Xitoy yaqinqi yillardan beri Sharq Turkiston xalqini har xil to'kmatlar bilan lager va turmalarga tutqun qilib, ularning yerlarini tortib olib, Xitoy ko'chmanlariga bo'lib berganligini Sharq Turkistondan Xitoy o'lkalariga tutishadigan yo'llarni kuchab ravonlashtirib, Sharq Turkistondagi odam azlab ketgan shahar yezilarga Xitoy ko'chmanlarini yerlashtirishni kuchaytirganligini bildirishmoqda. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh ertangi xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'p-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.